Günay takıldı galiba Esra Hanımcığım. Evet takıldı. Günaydın, hayırlı sabah. Hayırlı sabahlar. Kız o turuncuna. Ay biraz zor oldu ama. Bu... Hoş geldiniz. Rengi portakal suyu sıkıyor zannettim. İyi geliyor. Sana özel iksir hazırlamış. Ağzımı dilimi bağlayacak. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Oh kolyeler takılmış, bilezikler takılmış. Yani. Gold. Ben Gold'u sevdiğim için. Evet belli, Topkapı Sarayı'nın küçük bir dairesi içeride çünkü gözüme görünüyor. Esra ne büyük cesaret, sen kalk. 82 milyon hamar attığını göstereceğin diye programa katıldın. Evet. Kendine güveniyorsun, hırslısın. Güveniyorum, hırslıyım. Ama bu kapıdan nasıl rakipler girecek bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. O biraz sıkıntı. Geçelim mi salona? Tabii hadi buyurun. Hadi bakalım. Gel gel gel, buyur buyur buyur. Bizim ailede aşçı çok olduğu için ben de aşçılık kursuna gittim. Onun için belgemi aldım. Bu yarışmaya da katıldım. Aman Allah'ım, gold detaylar. Oo güzel, araları falan gayet iyi. Bunlar ama tek tek sil, tek tek bez sok aralarına. Çok zor oluyor Kadir Bey. Ne yapacaksın? Her şeyin bir bedeli var. Temizlikte kıla tahammülüm yok. Mutfakta da kıla tahammülüm yok. Toza da tahammülüm yok. Kumaş olarak biraz leke tutan bir kumaş evet, galiba. Evet leke tutan bir kumaş. Evet. Yıkatmaya veriyorum genellikle. Peki sonra şu üstlere falan bakacağız. Mutfak evet. Nerede? Mutfak demem. Mutfakta mı evet. Gold? Mutfağım Gold değil. Ha şükürler olsun, herhalde oraya tam şey yapamadı. Geç odaklanamadı. Çok misafir ağırlamayı severim. Ordu da gelse onu yüzüm kızmayacak şekilde ağırlarım. Yedirme içmeyi çok severim. Cömertim o konuda. Ooo hele aspiratöre. Aspiratörüm yok. İnşallah Rabbim onu da bize nasip edecek. Aynen. Kız sen bayağı şaşayı seviyorsun. Ben seviyorum. Kadın küçük Hürrem Sultan. Filtremize bakalım. Esra Hanımcığım. Kadir bak, dolabın üstünde bir kağıt var. Yarışmacımızın menüsü yazıyor. İyi bir menü mü? Kapri biber çorbası, hamsili pilav. Ara sıcağı hamsili pilav mı seçtin kız? Hamsili pilav, patates püreli, rosto köfte. Yalnız hamsili pilav ara sıcakta biraz ağır kaçmamış mı? Evet biraz. Ama iddialıyım. Ondan yana şüphemiz yok bacım. Bayağı iddialısın. Hamsili pilav yiyeceğiz. Peşine püreyler, rosto yiyeceğiz. Onun peşine de sütlaç yiyeceğiz. Mutfakta pratiğim daha da fazla olacağım. 2 saatimi çok iyi değerlendireceğim. En güzel yemeklerimi meydana çıkaracağım. Kara borsa gibi bir menü yapmışsın. Ne bulursan yazmış gibi olmuş. Eminim cumaya kadar senin hamsili pilavını konuşacağız. Kız hamsili pilav ana yemektir. Niye ana yemekte yapmadın hamsili pilavı? Çok telaşlı oldum. Dedim bir iddialı olsun yalnız dedim. Yalnız bak kadın iddialı. Milletin ana yemeğini arası sıcak yapmış. Üstüne kalkmış, rosta atmış, bir de sütlaç çalmış. Yani biraz o konuştu. Ya şimdi börek yapsam ona ya laf edecekler. El açma bir börek yapaydın ara sıcağı, bir gül böreği yapaydın olmaz mıydı? Esra Hanım el açması bir şey yapabiliyor musunuz? Hamur yoğurabiliyor mu Esra? Yoğurabiliyor. Ara sıcağı hemen değiştirelim. Olur mu? Gül böreği yap. Patatesli ya da kıymalı. Rostonun önünden kıymalı olur mu? Kıymalı olur. Kıymalı yap sen. Patates püresi var zaten, patatesli olmaz. Kıymalı gül böreği de. Tamam. Yoksa seni topa tutarlar. Yani bu menüyü sana kim yazdırdı ya da yanında kim vardı biliyor musun? Amcamdan yardım aldım. Amcandan mı? Evet. Niye? O da aşçı. Amcan mı sana önerdi ara sıcağı? Evet. Gel el açma sorulmuş bir şey. Gül böreği yapalım. Yardım ederseniz yapacağım. Ederiz canım. Sen hamsili pilav seçmişsin gül börekten daha zor. Ona mı yardım istiyorsun? Ya yaparım. Yaparsın bence. Hatta yani onu büyük biraz daha açırız. Olmadı çarşaf böreği. Yufkaları şöyle raks ettiririz mutfakta. Hadi banyoya gidiyoruz. Tamam. Geç. Geç seni gold kadın geç. Allah canını almasın. Hamsili pilav seçtirmişler kadın. Ailemde çok aşçı var. Ben de onun için aşçılık kursuna gittim. Yemekten çok iyi anlarım. Yemek hakkında her şeyi bilirim. Çok da iyi tad alırım. Yanlış yere geldik abi, kusura bakmayın. Gold'un G'si yok. Bari şöyle bir gold sim ataydın fayanslara. Esra'cığım bakayım şöyle ayna detayına, gayet güzel. Banyonun içim içi de güzel, evet. Muslukların da gayet iyi. Esra hazırsın. Hazırım. Birazdan kapı çalacak. 4 tane birbirinden dişi rakibim var. Unutma gül böreği el açma. Onun yanında havuç tarator yapak, bir de hiç sade olmaz. He boş çıkmayalım. El açma gül böreği, onun yanında havuç tarator. Tamam Esra hallettik. Çak kız haydi bakalım efendim. Enem Arat benim bomba gibi bölümüyle başlıyor. Hazırsanız gidelim kahvelerimizi içelim. Haydi buyurun bakalım. Büyük ödülü kazanırsam kızıma yatırım yapacağım. Hoş geldiniz hepiniz efendim. Hoş programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar evime. Sağ olun, teşekkür ederiz. Güzel bir hafta geçsin inşallah. Yalnız i̇nşallah. Hanımlardan çok pozitif elektrik aldım. Zaten Esra'cığım sağ olsun. Sabah kapı yaşta o güler yüzüyle hafif de bir heyecanı var. Portakal suyunu da döktü şıkır şıkır. Önce ben meyve suyu zannettim. Alır ya. Ya ben ilk defa o kadar koyu olan yüz doğal falan ama mıydı? Bildiğim portakal suyu gibi evet. Hala. Evet. Ya benim o nişanımdan...
kaldı. Nişanından mı? Nişanlıcan. Esra Hanım'ın karşılamasını sevdim. Yalnız tarihi geçmiş kolonyayı uzatması hiç hoşuma gitmedi. Keşke öyle bir şey yapmasaydı. Esra Hanım'ın karşılamasını sıcak buldum ama çok fazla heyecanlıydı. Kolonyası tam bir fiyaskoydu. Kesinlikle öyle bir kolonya tercih etmemeliydi bana göre. Evet Esra'cığım, bugün senin misafiriniz. Evet. Senin hamar attığını göreceğiz. Tabii ki herkes iddialı programa geldi hamar attığını göstermeye ama Esra Hanım ilk gün bakalım bize hangi hamar attıklarını gösterecek. Seni bir tanıyalım. Biz bugün kimin evine geldik? Kimle yarışacak arkadaşlar? Adım Esra. Soyadım Somsa. 4 yıllık evliyim. Kastamonluyum. Bir çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Esra'cığım hangi konularda hamar atsın? Hamur işinde mi? Ya da ne bileyim işte elin mi hızlıdır? Elimin hızlığına falan güveniyorum. Elim hızlıdır. Her yemek konusunda da iddialıyımdır. Ama hamar attık sadece yemekle alakası yok. Günlük hayatta da böyle hızlı atik bir kadın mısın? Atiğimdir. Hızlığımdır. Sabah mesela kaçta kalkıyorsun? Valla 8'de kalkarım. 8? O güzel. Çocuk kaç yaşında? 3,5 yaşında. 3,5. Kreşe gönder. Kreşe gönderiyorum. Kreşe gönderiyorum. Evet. Niye ev hanımısın? Yani bazı nedenlerden dolayı göndermek zorundayım. He, okula gönderiyorsun evet, kreşe. Evet gönderiyorum. Ne gibi bir nedenler? Hastalığımdan sebep biraz da. Ha, sende mi rahatsızlık var çocukta? Bende. Ne gibi? Yani özel bir şey değilse. Psikolojik. Yani çocuk evde durduğu zaman sinirleniyor musun? Ya ataklarım oluyor. Ataklarım olduğunda da İşte kızımdan korktuğum için hani ona zarar falan. Ya şöyle sen ani atak geldiğinde kendini kaybediyorsun. Evet. Çocuk seni göre korkmasın diye evet, gönderiyorsun okula. Gönderiyorum. Bazen tuttuğunda da komşuma gönderiyorum. Peki nasıl, niye tutuyor? Ne tetikliyor senin o atağını? En çok işte kafama bir şeyler taktığında, üzüntüye, strese falan girdiğimde en çok. İstemediğin bir şey yaşadığında. Evet. Ne gibi bir atağın oluyor? Yani bir yerlere vuruyor musun, kırıyor Yok, musun? Yok öyle değil. Yani nasıl diyeyim, musunuz? Kitlenip kalıyorum. O sırada ağlamam gerekiyor. Ağlıyorum. Panik atak geliyor gibi. Evet, panik atak gibi geliyor. Ama zor onun iş. Belirli bir saati var mı yani? Ya onun saati yok. Genellikle akşam en çok. Peki akşam mı bir şeyleri düşünüyorsun da geliyor? Ya da mesela 2-3 gün hiç gelmediği oluyor mu? Süre sıklığı ne kadar? Ya süre sıklığı yok. Ya en çok mesela babamı kaybettik bundan 5 ay önce. Evet. Onu düşündüğümde falan en çok o tetikliyor. O acıdan sonra biraz daha sıklaştı evet. Tabii ister istemez. Peki psikolojik olarak tedavi aldın mı doktor yardımcı? Aldım, hastaneye falan yattığım süreçler oldu. Ha yattın. Evet. Peki Allah yardımcın olsun. Her şeyin şifası var. Sen kendini Aynen. çocuğuna ver, evinle ilgilen, gayet güzel, mutlu bir yuvan var. Evet. Biraz da insanın hani kendi elinde bu kafanı dağıtmaya çalış. Çok çok düşünme bir şeyleri. Tabii ki zor. Allah yardımcın olsun. Evet. Neyse çocuğun okula gitsin. En azından evde de canı sıkılır. Onun arkadaşlarıyla iletişim kurması da gelişir evet. oralarda. Yalnız Esra biz kahvelerimizi alalım, orada bir sohbetimizi tamam, edelim. Tamam, kahveniz nasıldırdınız? Şekerli. Siz Nermin? Orta alabilirim. Şekerli. Şekersiz. Sade. Tamam. Sade. İki sade, iki şekerli, bir orta. Hanımlar hoş geldiniz. Ne sence? Seni tanıyalım. Kaç yaşındasın? 26, Aktu sorması. 26 yaşındayım. Yok hiç ayıp değil. Genç. Daha çok genç istediğin kadar söylenmedik ya. Ayıptır. 30'dan sonra saklarım artık. Çocuk var mı? Evli var, misin? Var. Evliyim. Bir tane oğlum var. Allah 11 Allah. Aylık tam. 11 aylık kime bıraktın da geldin? Babasına. Babasına. İyi kabul etti adam. Dün hayatında ilk defa uyuttu. Dün tam 11 aylık oldu oğlum. Bir kere uyuttu. İşte çalışma yaptı. İlk defa dedi tarihe çalışma not. Yaptı. Ne yaptı mesela? İşte salladı uyuttu. Bir kere daha. İyi becerebilmiş tek seferde bak adam. Dedi kutla beni dedi uyuttum dedi. Ha, tamam dedim bir hafta o zaman idare edersin dedim. Bak bu saate kadar etmiş. Zavallı abim bilmiyor ki bunun devamı gelecek. Sen bir kere bunu öğrendiğini belirttin. Bari senin yanında demeyeyim. Çıktıktan sonra uyutaydı. Vallahi yapacak bir şey yok babası. Neyse 11 aylık daha erken başlamış. Öyle bir dedi ki ben de çocuk 2-3 yaşında hiç adam uyutmadı zannediyorum. Ama hiç gece kalkmadı öyle düşün şimdiye kadar. Çocuğun sesi neden uyanmıyor? Yok. Merve Hanım siz evli bekar? Evliyim 15 Nereli yıllık. Nereli bir iç çektin? Benim. Allah'ım diye evlendi. Maalesef. Öyle bir iç çekerek söyledin ki. 15 yıllık evliyim. 15 ooo evet. Bayağı var. 14 yaşında bir oğlum, 9 yaşında bir kızım var. Ayşegül Hanım siz evli bekar? Evliyim. Bunu niye soruyorum biliyor musunuz? Bazen boşta bulunuyorum. Hani hanımın bekarım. Böyle biraz yaşı var. Kaç çocuk var diyorum ben bekarım diyor. Bozuluyorum. Evet. Kapıda geri al. Bundan sonra önce evli bekar mı diye soracağım. Çok mantıklı. Adım Ayşegül Bulut. 58 yaşındayım. Maşallah. İki tane çocuğum var. Biri kızları oğlan. Gülizar Hanım siz? Ben. Evli bekar? Evli. Evlisin. Niye öyle sessiz? Evliyiz. Aramızda. Çocuk var mı? Evliyim. İki tane çocuğum var. Gülizar Maşallah. Zengin. Gülizar Zengin. Ne güzel bir soy ismin var öyle. Aa. Öyle değil ama. Gönül zenginliği olsun Aynen. efendim. Kızım var. Bir de oğlum var. 17 yaşında kızım. Oğlum 5 yaşında. O maşallah. 17 ile 5. O arada ne oldu? Ne Eşiniz oldu? Yurt dışına çalışmaya mı gitti? Aynen.
Yok, gitmedi de öyle, kısmet öyleymiş ya. Unutmuşsundur da çocuk nasıl gaz çıkarılır, işte mama ölçüsüdür. Yok, daha kızından daha çok bana yaşattı sağ ol. Çok hareketli bir çocuk oğlum. O yüzden daha hani bilinçli oluyorsunuz. O zaman yaş olarak daha küçük olduğum için hani farkında bile olmadım diyebilirim yani. İlk çocuk zaten bir numune gibi. Her numune şeyi öğreniyorsunuz, ikinciye geçiyorsunuz. De aynen ya. Mesela kızım yemek yemiyordu, ağlıyordum işte büyümeyecek, küçük kalacak falan. Allah o kadar. Canını aldı. Ben şöyle cümlekler yaşamadım. Sanki hatta herkes der ki ne kadar tecrübeli gibisin. Evet. Hani benim işte atıyorum biri diyor ki 3 tane çocuğum var, senin gibi olamadım. Hiçbirini kendime rakip görmedim diğer yarışmacıların. Çünkü fazla iyi niyetliler yani, bilmiyorum. Diğer yarışmacıları hiçbirini rakip görmedim kendime. Evet Esra'cığım, hazır mısın? Hazırım. Şöyle karşı kameraya artık bismillah diye bir menünü say bakalım. Biz bugün neler yiyeceğiz? Esra Hanım hamaratlarını menüye yansıtmış mı? Bir görelim, buyurun. Başlangıç olarak kapya biberli çorba, el açması gül böreği, yanında havuç tarator, patates püre eşliğinde rosto, köfte, mevsim salatası, fırında sütlaç. Evet. Neslihan Hanım buyurun, sizden yorum alalım. Nasıl buldunuz? Kapya biber çorbası. Yani benim oğluma yaptığım çorba. Çocuk çorbası mı? Evet, oğluma sürekli yaptığım yani çorba. Mevsimi diye tercih ettim. Ne bileyim çok. Tek kolaylığından yana mı? Sadece biber hani değil mi? Başka yok, biber içine falan. Soğan, sarımsak. Basit mi geldi? Çok. Peki devamı nasıl? Sadece çorbaya odaklandı ama Esra. Ben direkt çorbada evet kaldım. Sütlaç bence davet sofrasının tatlısı değil. Sana uyumlu ve hamaratlık gösteren bir menü gelmedi mi? Değil, gelmedi. Gelmedi. Deli lezzetlerime güveniyorum. Aynen bakalım. Siz nasıl buldunuz? Yani ben kapya biberi çok severim. Özellikle kışın bol bol kavanoza yaparım ama çorbasını hiç içmedim. Bilmiyorum, ilk defa deneyeceğim. Eğer ki gül böreği el açması olur da çıtırlığı yerinde olursa benim için güzel bir ara sıcak olabilir. Peki Neslihan Hanım'a katılıyor musunuz? Kapya biberi çocuğuma içiriyorum dedi, kolay bir çorba dedi. Yani kolay olabilir ama menüye de konulmayacak bir çorba değil bence. Dana Rostan ben de yapacağım. Aa, kız sus diye söyledin. Onun için yorum yapmıyor. Peki duymadık biz böyle devam ediyoruz. Allah canını almasın. Ayşegül Hanım, siz menüyü nasıl buldunuz? Vallahi şimdi çorbalar basit dendiği zaman basit olan çorbaların aşamaları hep uzun olur. Çorbanın basit olması çok önemli. O yüzden sordum ama başka bir şey ama var mı diye. Ama aşama aşama uzun olur yani. Şimdi közlenmiş kırmızı biber değil yok, mi? Yok, közlenmiş değil. Kırmızı biberli, kaplı biberli. Yani bakacağız, güzel olur. Güzel her şeyin tuzunu, baharatını, biberini koyduktan sonra neden olmasın? Lezzet bilmiyorum. Odaklı bakacaksın. Evet, tabii ki lezzet odaklı peki. Olacak. Fırın sütlaç davet sofrasına uygun mu? Uygun bence ama menüsüne göre uygun yani. Şu an rosto yapacak, o da uygun. Ama fırın sütlaç nişasta koyarsa falan, kendiliğinden yapmazsa yani ona da puan verebiliriz. Şimdi sütlaçı kendi pirincinle pişirirsen böyle katılaşır. Makbul böyle... olanın kendi pirinciyle evet, pişirirsin. Evet, aynen öyle. O peki Ayşegül Hanımcığım, lafını bölüyorum. Bu menünün ara sıcağına bir hamsili pilav koysaydık gider miydi? Ne yapıyor? Biber yapıyorsun. Evet. Dana rosto, patates püresi ana yemekte, ara sıcağı hamsili pilav gider miydi? Dana rosto yerine hamsili pilav yok, mı? Yok, dana rosto, patates püresi ana yemek, onun öncesinde gül böreğine hamsili pilav. Yok, gitmez bence. Bence gitmez. Gülizar Hanım siz gider dediniz. Gider dedi. Gitmez ya o. Yani güzel bir kulağa hoş geldi. Kırmızı et, beyaz et. Yok yeşine yok, o anlamda yani demedim o... yani güzel. Ama kulağa hoş şey olsa yemeği sütlaç da gider. Mesela hafif bir yemek. Ha baklava da yapsan o da gider ama sütlaç şu anda ara sıcak olarak bu menüye baktığınızda hamsili pilav uygun mu? Bence uygun değil. Siz? Hayır. Uygun değil. Değil mi? Değil de. Ya hamsili de peşinden bana pilav güzel bir şey. Yani evet hamsili bir canım çekti. Ben de dün geçmiş programlarınızı izledim. Dün biri sütlaç yapmıştı. O kadar canım çekti ve vaktim yoktu yapmaya. Bakın sana inşallah Esra. Evet inşallah güzel bir sütlaç yedi. Sütlacım falan yemeklerimi çok beğeniyorlar. Yani ben çok severim sütlacı. İnşallah güzel bir sütlaç yeriz bugün. Bugün önüne geldi. Evet. Evet hanımlar, ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Sofrada görüşmek dileğiyle. Esra Hanım'la biz temizliğimizi yapacağız. Ardından menümüzü tamamlamak için mutfağımıza girecek. Esra tüm hamaratları 82 milyona birazdan göstereceğiz. Bekleyin bizi, geliyoruz. Gülizar Hanım, masa nasıl? Masa genel olarak güzel ama kusurları var tabii. Ne gibi kusurları var? Detaylarda. Mesela bıçaklarımız dün kendisi Esra Hanım'a demişti ki bıçaklar hayır, bir dakika, demişti. Onları ben düz koydum ama burada bir
Değişiklik. Evet. Yani şöyle bıçakların üstünde marka yazıyor ya. He, o yüzden ondan. Bu şekilde çeviriyoruz bıçakları. Pardon, o zaman onu geçelim. Evet, yani ben dikkat ettim bilhassa. Tamam. Onlara dikkat çünkü ettim. Çünkü kendiniz dün söylediğiniz yok, için. Yok ben dedim tabii ki diyebiliriz ya ama çok zor böyle yok, bir eleştiriyle de demedim. Bu kusur değil ben. O zaman kusur zaten. Aynen. Yani olur, yarışma öyle bir yorum heyecanı. Yaptı değil mi bugün böyle bir yorum tabii yapıyorsun ki. Yoksa siz de bu hususa dikkat ediyorsunuz? Evet dikkat yani ediyorum. Kendiniz dikkat ettiğiniz için. Çünkü bıçaklar normal şartlarda buraya bakar. Tabii heyecandan evet, nereye bakar doğru. Benimkiler? Oraya bakar doğru. Bilmiyorum yani eğer eleştiri yaptıysanız evet, aynısı gelir evet, tabii evet, ki de. Evet, peki Gülizan Hanım evet. Dün Ayşegül'üm yemeklere yorum yaptı, puan verdi. Hı-hı. Yaptığı yorumlara şöyle biraz kulak astığınızda ya evet cidden Ayşegül Hanım yemekten anlamı bir yemek bilgisi var diyor musunuz? Tabii ki. Diyorsunuz. Bilgisi peki. Olduğunu düşünüyorum. Evet, menüyü yani. Nasıl buldunuz? Ağır bir menü mü? Menü ağır değil ama... Bana göre güzel, kulağa hoş gelen. Kulağa hoş gelen. Evet, güzel. Damağa hoş geleni duydun mu? Kulağa hoş geleni. Damağa, kulağa ikisi de birbirine bağlantılıdır bunlar zaten. Bakayım sinyal yapacak damağa. Sinyal yapacak. Unutmamış. Yok, o sinyaller yapacak mı? O sinyaller gelecek mi? Görecek. Her yer birbirine bağlantılıdır zaten. Her şey birbirine peki Merve Hanım hoş geldiniz tekrardan. Nasıl bir masayla karşılandınız? Masa güzel, hoş. Detaylar düşünülmüş. Sadece benim bıçağımda biraz parmak izi mi diyeyim artık leke mi o da herhalde hazırlama esnasında oldu o yani kadar problem değil. Hayır yani. O önemli değil. Genel anlamda güzel çiçek canlı sanırım evet, ben çiçeği canlı. De beğendim. Genel olarak bir sıkıntı görmüyorum ben. Dün Ayşegül Hanım güne iddialı başladı. Yani yorumlarıyla olsun, ondan sonra bize anlattığı hikayeleri olsun böyle dolu dolu bir yarışmacı olarak hı-hı. geldi. Peki bugün menüyü açıkladığında... Ayşegül Hanım'ın hala dolu olduğunu düşünüyor musunuz? Ayşegül Hanım'ın hala dolu olduğunu düşünüyorum. Fakat menü bana biraz karışık geldi. Karışık geldi. Evet. Özellikle balığın peşine seçtiği tatlı karışık geldi. Neden ki? Yani daha çok balığın üzerine helva çeşitleri gider. Hmm. O şekilde helva bir ikram olmadığı olur için ya. Mi? Hayır öyle bir tatlı olabilir. Tabii ki kadayıfın da tadına bakacağız, değerlendireceğiz ama balığın peşine genelde tatlı olabilirdi. Peki, hele bir gelsin kadayıf aynen. dolmalarımız göreceğiz. Aynen. Peki su böreği yani menüde su böreği var, kadayıf dolması var. Bunlar sizin için ağır şeyler değil mi? Menü hafif buldu. Bence ağır şeyler. Hafiflikten ziyade ben Ayşegül Hanım'dan sanki bana öyle bir Gülizar Hanım dediği gibi sinyal verdi. Ne sinyali verdi? Yani ben böyle daha çok sanki Ayşegül Hanım Osmanlı mutfağı çalışır gibi. Hani böyle daha çok zeytinyağlı. İşte et türü sanki öyle çalışacak gibi hissetmiştim. Ama ben de buyurun siz buyurun. Ama ben de şöyle düşündüm. Bu hafta herhalde herkes et yapacak, kıyma hı-hı. yapacak, bilmem ne. Dedim ki yani bütün yarışmacılar bir balık göremedik. Hı-hı. Kadir Bey'in programında da dedim ki balık görelim dedim. Tabii bir de arkadaşımızın Neslihan Hanım'ın da çocuğu öğrensin balık nasıl pişiriyor da çocuğuna da yedirsin diye. Hayır bilmediğimi pişirmediğimi nereden çıkardın? Ya ondan çıkardım. Değil de sürekli kıyma hani, itiyoruz ya. Dedim ki balık faydalı da pişirsin. Çorbaya çocuğa pişiriyorum dediniz ya belki bunu da yedirirsiniz. Faydalı çocuğa yani faydalı verilmeli. Çocuklara günde iki tane kıyma benim etten başka. Benim çocuğum ton balığı bile yiyor valla. Gerçekten evet. Ama hazır yiyor onu balık daha ton güzel. Evet, ya. Balık olsun. Hazır, daha güzel hazır yani. Mı yiyor Neslihan Hanım? Konuşmaya yapıyorsunuz Neslihan Hanım. Neslihan Hanım. Dün doğallıktan bahsetti. Doğal yoğurt, el açımı böreklerden. Ton balığından kendini ele verdi şu anda. Gülizar Hanım şey Merve Hanım'ın dediği gibi ele verdi yani. Soralım ton balığını siz mi yapıyorsunuz? Hayır tabii. Tabii ki hayır. Yani, yani hazır kullanıyormuş demek ki bazı şeyler. Ama demek her insan ki. Gibi bazı şeyler de tabii ki kullanıyor. Ama balık denli ayetinde var alındı. Kızartın evinizde. Ama ben evde balık yapmıyorum. Niye? Asla hem de hiç. Çocuğunuz var evde balık pişmeli yani. Benim de ben evim, benim de yani mutlak dolaplarımı görseydiniz oymalı. Ben o halde evde balığımı kızartıyorum. Pişmiş balık alıyorum mesela nadiren ama evde asla balık pişirmem. Pişirmemenizin sebebi ne? Kokusu, yağların sıçraması. Onların basit yolları var. Göze alamam. Balkon. Evet. Marifetçi balkon. Değil misiniz yoksa? Ama balkona da sıçrayacak. Bu durumda kolaya kaçıyorsunuz. Yani hayır, yemeklerimiz de balık. Muhtemelen ama kolay olacağını düşünüyorum. Tercihim değil. Çok da zevk aldığım bir şey değil balık. Hani sevsem o zahmete katlanırım ama zaten eşim ben hani sevmediğim şeyi zahmetine niye katlanayım ki? Çok Esra Hanım dikkatini çekti bu balık konusu. Bak benim dolaplarım oymalı olduğu halde ben kızartıyorum ben diyor. Ben kızartıyorum. Ay,
Ya tabii ki saygı hiç duymamız gerekiyor ama. Peki şimdi Gülizar Hanım'ın sizin hakkınızda bir yorumu var. Bilmiyorum o hatırlıyor mu? Hatırlamıyorum. Neslihan Hanım asla farklı yemekler pişiremez dedi. Neden böyle bir şey dediniz Gülizar Hanım? Neslihan Hanım yaş olarak biraz küçük. 26 yaşında. Yorumlarını da dinlediğimde bana zaten gelip göreceğiz evinize geldiğimde. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani siz... Belki yaşınızda 26'yı kıyasladığınızda daha böyle çok mutfak bilgisi olmayan biri olarak mı görüyorsunuz? Yok, şimdi hani mesela yorum yaparken içindeki malzemeler şey olsun, dünkü yorumlarına da baktığımda çok yemek konusunda bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yorumları hani, boş mu Neslihan Hanım? Tarhanayı yapabilir, yufkayı açabilir ama yemek çok geniş bir yemek klasik yaptığını düşünmüyorum. Klasik tarzda şeyler biliyorum. Evet. Niye öyle düşündün ki? Yok, menüm sıradan olabilir ya da değildir bilmiyorum ama onu yaptığım yorumdan farklı. Yani Neslihan internete açıp da... Yemek geniş olduğunu düşünmüyorum. İnternetten yani... tarif bakıp yemek beceremez mi? Şu değişik bir yemek ki de olsa. Ki bütün yemekleri öyle öğrenmiş. Ama şimdi bir evinde bir balık yapmıyorsa, yağı da silmiyorsa muhtemelen çok değişik yemekler. Yağ sadece balıktan mı sıçrıyor? Aynen. Sıçrar ama genelde tavada yapılan, sotelenen her şeyin... yağı dışarı fırın. Ama yani konumuz balıktı. Sıçra. Yani etin sıçraması sıkıntı değil. Çünkü bütün yemeklerde yağ sıçrama olayı vardır. Yani balık kokusuyla et kokusu aynı şey değil. Balık kokusu evden gitmiyor. Hayır, ki. Yağ da dediniz ya. Suyun içerisine yumuşatıcı koyup kaynattığınız zaman gayet değişik kokusu gidiyor. Değişik noktalar var balıkla alakalı. Balık ama bir de kokusunu yaymamak için. Siz sevmediğiniz için tercih etmiyor olabilirsiniz ya ama. Benim aklıma bugün bu arada... balık yapayım fikri hiç gelmez bile. Yani gelmez hazır yani. Gıda çünkü kullanmıyorum genelde lafınızı tercih da etmediğiniz için çürütmüş demek oldunuz. Evet. Ton balığıyla. Evet. Evet, evet. Ne istiyorlar? Ton balığını evde yapmanı mı? Galiba. Hayır, balık sevmeyen bir insan hayır, ton balığı yapmayı. Tabii ki canım. Tabii ki. Yani şimdi dün doğallıktan bahsedince her şey doğal. Kompostörün içine şeker girdi. Aman Tanrım, bunun doğallığı öldü. Oradaki doğal, amaç yani doğallıktan ziyade kaloriydi aslında. Şeker oranı benim şimdi için çok yüksekti. Şimdi bir çocuğa, ben de benim bir kızım var ve 3,5 yaşında. Evet. Asla bak altını çiziyorum özellikle. Hani keşke Kadir Bey de şey yapsaydım. Kızıma hazır asla ton balığı yedirmem. Bak yedirmem diyorum. Ama şekerli komposta içiriyorsunuz. Ben şekerli, benim kızım o meyve suları da içiyor hazır. Tamam, ne fark eder? Ama ton balığı. Ama ne fark eder? İçinde bak onun bir yağı var. Şey nasıl diyeyim, nasıl bahsedeyim bilmiyorum. O yani konserve tamam olduğu için zararlı geliyor. Zararlı geliyor. Yani normalde şurubu daha mı masum sizce? Yok, çok masum değil. Masum evet, değil ama ya yani, ton balığı balık zaten hani ister istemez bak ne diyorum balık dediğinizde. Yani sana göre ton balığı yani normal kutu meyve suyundan daha mı zararlı? Bana göre konserve daha zararlı geliyor. Hayır, ben tabii ki. Bu arada ben neden ton balığı yedirdiğini eleştirmedim yani. Neslihan Hanım'ın. Hani hazır gıdaya bu kadar karşı olup. Şöyle açıklayayım. Evet. Çocuğum bunu evet, çok seviyor garip bir şekilde. Bir gün keşfettim. Hatta saçma yoksa gelecek ama. Yoksa hepimiz mutlaka. Herhangi bir çorbanın içine ton balığı atıp karıştırdığımda bu çocuk bu çorbayı öyle bir yiyor ki. Herhangi bir çorbanın içine ama. Ve hani çocuğumun onu sevdiğini gördüğümde de aa dedim bu çocuk şu ton balığı yiyor. Şu anda vav vav yani çok seve seve yiyor. Evet, bu çocuk dedim ton balığı sevdiğine göre ben de yedirmeye devam ettim. Güzel bir şey balık sevmesi de. Sonra tadına baktım. Ben de gerçekten beğendim. Güzel oluyormuş bazen. Peki. İlginç. Garip ama. İlginç. Evet. Bayağı garip. Tarananın içine balık koydun çocuk yiyor. Yiyor. Demek ki senin oğlan büyüse bir yemek yarışmasına katılsa. Tarana böyle olmaz. Annemi bir ton balık. Evet. Bana güzellik değil. Annemi iştahlı olsun da. İştahlı evet, işte. Evet. Ondan sen masayı nasıl buldun? Güzel buldum sadece. Yani Esra Hanım'ın masası çok çok daha şıktı. Peki Ayşegül Hanım mutfakta hızlı olarak bekliyor muydun? Beklemiyordum. Neden? Niye? Niye? Yani... Benim bir adımın da Çabuk Ayşe olduğunu biliyor musun? Çabuk Ayşe. Çabuk Ayşe. Yok, bilmiyordum. Evet. Tecrübesinden gerçekten dolayı işte hani dedim ondan bir pratikliği belki vardır. Ama hani sonuçta tanımadığım için yanıltmış da olabilir. Genel olarak mizaç olarak hayır, tanımadığın, sakin ya. Tanımıyorsun ama mutfakta ağır kanlı olur diyorsun. Mizacından dolayı aslında sakin. Konuşmasın sakin diye. O zaman Gülizar abla mutfaktan hiç çıkamayacak. Gülizar Ayşegül'den daha ağır konuşuyor. Sakin sakin. O yapamazsa heyecanla yani yapamaz. Onun konuşma stili gibi yufka açtığını ben düşünemiyorum. Aman da bugün yeşil dallar ağır ağır ağır. Ama bir bakmışsın mutfakta eli hızlı da bilemeyiz. Yapamazsa konuşmaktan yapamaz. O konuşmaktan büyük bir... Merve'nin yasını anıma katıp yani yapamayacak.
Peki Gülizar Hanım sana samimi geliyor mu masada? Geliyor aslında. Eleştirileri yerli sanki. Eleştirileri yerli sanki. Evet. Peki. Evet, arkanlı buldu seni. Ne diyorsun? Aslında tam bu zamana kadar hiç arkanlı bulan oldu mu hiç? Yok, ben bulan olmadı. Çabuk Ayşe neden sana söylüyor da kim söylüyor bunu? Ben çocukluğumdan beri öyledir yani. Hiç açın birine bir akrabam telefonu. De ki Çabuk Ayşe kimdir? Yalnız siz Çabuk Ayşe deyince Ayşe almışım. Ya ondan öyle deyince o olay. Evet Neslihan, altını çize çize dedin ki mutfak o kadar zormuş ki. Evet. Çok zor. İlk defa mı gidiyorsun? Çok zor. İki saat. Hani biri kafam. Biri tepende dikilip elinde sürekli. Nereye ilk defa mı girdin mutfağa? Biri değil, biri değil. Fazla. Elinde biri sürekli dakikayla peşinde. 10 saniye, 1 dakika şu kadar falan diye vakit söyleyince elin ayağına dolaşıyor ve çok zormuş, çok değil mi? Zor. Bak Esra hemen kendine zormuş değil mi? Hak verdin bana değil mi? Yetişti demek değil mi? Yetişti ama çok zor. Ya yani böyle yorum böyle olmuyor. Allah yardımcınız olsun yani ya. Kalanla. Hatta bir ara bir iki bir şey dedi de yuttum ben onlara. Onlar benim içimde. İbari. İçimde onlar benim. Evet hanımlar hoş geldiniz tekrardan. Hayır, güzel gün herkesin hamar attığını görüyoruz. Masa masa geziyoruz. Ayşegül Hanımcığım siz de dün zorlu bir gün geçirdiniz. Masada kendinizi ifade ettiniz. Bugün sofrayı nasıl buldunuz buyurun. Sofra güzel, sade, şık. Güzel, çiçeği de güzel. Beğendiniz. Beğendim. Tavaklar, çanaklar. Masa biraz küçük ama yapacak bir şey yok. O artık ev hali olan biz tabii ki bir şey yapamıyoruz. Güzel yani, güzel. Peki bugün farklı bir Ayşegül Hanım görecek miyiz biz karşımızda yorumlar olarak? Bakış açımız... Yorum tabii ki şimdi Neslihan Hanım'ın tabii biraz sürekli konuşması mesela pazartesinden beri. Tabii bakacağız şimdi yemeklerine. Ne yapmış, ne etmiş. Aslında güzel bir mani gibi de bir sözüm var ona. Tabii buyurun. Çok güzel olacak. Bakalım. Bakayım uyuyacak ama. Uyuyacak, çok güzel doyacak. Yozgat dolaylarından. Şimdilik ama şeye saklıyoruz. Söylemiyor musun? Şu an ben yemek zannediyorum. Şimdi ama şeyi de böreğe saklamam böreğe lazım. Böreğe. Evet. İyi de bir yere oynuyordu. Aynen. Peki Ayşegül Hanım demiş ki bugün ince eleyip sık dokuyacağım. Yani evet. Neslihan Hanım'ın yorumlarından yola çıkarak aslında Neslihan Hanım mutfakta söylediği şey de bununla alakalıydı. Yuttum ben onu. Gülizar Hanım sofrayı nasıl buldunuz? Sofra klasik, normal bir sofra. Olması gerekiyor. Yani ekstra yapabileceğim bir şey yok zorunda. Tabakları hamurda kaldıramayacağım o günü. Hani bildiğimiz alışılmış bir sofra. Bir problem yok mu değil sofraya baktığınızda? Problem yok ama yani çok iç açıcı değil. Niye iç açıcı değil derken? Yani klasik çiçek konulmuş. Yani farklı anladım bir ayrıntı yok. Yalnız o da benim eşimden göndermiş sağ teşekkür olsun. Gülizar Hanım daha önce davet sofrası kurdunuz değil evet mi? Eminsiniz bundan. Evet. Birkaç kere de söylediniz. Evet. Peki çok, şu anda baktığımda sizin çatalınız, bıçağınız, kaşınız nerede? İşte onu söyleyecektim de şeyden dolayı söylemedim. Hayır. Masa dar açısından herhalde evet, dedim evet, oraya koymuş. Evet. Yani onu üzmek istemedim o yüzden. Şu an suplolarını onun darlıkla yatay bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Ama yani çatalların bilerek böyle mi koydu diyecektim. Farkındaysanız suplolar yatay değil dikey duruyor. Çok özür dilerim. Karşı tarafınıza baktığınızda aynı masa ölçüsü, ha, aynı tabaklar. Oraya bakmadım. Ben kendiminkini fark ettim ama dedim ki herhalde masa dar yani artık o açıdan. Esra, Gülizar Hanım'ın daha önce davet sofrası kurduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum. yani davet masası kursa yani ayrıntılara dikkat ederdim. Gülizar Hanım siz ne iş yapıyordunuz? Ben bir çocuk baktım o evin davet yemeklerini ben hazırladım. Ne kadar? Kaç süre? Bayağı bir süre. 6-7 sene oldu. 6-7 sene? Oo az da değil. Evet. Çok davet veren bir aile miydi? Büyük, büyük davetler. Peki eleştiri yapmaktan çekiniyor musunuz? Korkuyorsunuz yok, değil mi? Yok, çekinmiyorum. Yani Neslihan Hanım sivri eleştiri yaptı. Şimdi evet bugün ona sivri gelinecek. Siz de kendi gününüzde size sivri gelirler diye mi alttan alttan yumuşak körü yapıyorsunuz? Yani şöyle tadını şimdi beğeniyorsa... Şimdi az önce masaya sordum ama. Masaya sordum otomatikman baktınız ama söylemediniz önünüzdeki kaşıkları yanlış ama yerde ama şey... Görmedi için bence. Yok yok gördüm. Hmm. Gördüm otururken gördüm. Burası dedim dar dedim herhalde o yüzden koyulmamış diye düşündüm. Peki yani masa sizin gününüzde böyle açısından düşünülür mü bilmiyorum. Eksiklerinizi evet söyledim. Orada, evet. O zaman sakın demeyin ki ben alttan almışım siz niye bugün alttan almıyorsunuz. Evet doğru. Ayşegül Hanım'ın dördü gibi olmasın sonra. Ha, evet. Peki Esra sen nasıl buldun masayı? Masa iyi fena değil ama çatallar bu tutmamız lazım. Bu çatal hani bu kaşık nasıl diyeyim? Bıçağın marka dolayından. Tamam o ters dönüyor. Yani o yanlış. İyi fena değil. Güzel. İyi fena güzel değil. Evet.
Aynen. Hadi hadi beğendin itiraf et. Yok beğendim çok böyle şaşarlı değil. Mesela bunlar olmasa daha iyi olurdu. Çünkü iç içe daha sık olmuş. Ben örtünün üstüne tekrar bir ya örtün. Ya runner ya supla ya bir şey olması gerekiyor. Ama o zaman bunu kullandıysanız bunu kullanmayacaksınız. Çok sönük kalıyor ama bence öyle. O zaman peçete kullansaydınız. Peçetelerimi bulamadım biliyor musunuz? O hengamenin içinde kaybolmuş peçeteler yok. Ha niye ama üstte gün zaten böyle o gün içerisinde bulsaydınız. Varlardı kayboldular ama o iş sırasında yok oldular. Şimdi ben o zaman manimi şarkı aslında bu şey yapayım. Bu Amerikan servis peçeteleri. Bunlar aslında çay içinde kahvaltında falan olur. Şimdi bir Yozgat türküsü var bilmiyorum biliyor musun? Vur elleri ellere, koy elleri bellere. Neslan kurban olsun, takır dayan dillere. Bakalım bu seni hadi bugün bakalım. Bu yarışmada bakalım nasıl şey yapacağız. Göreceğiz bakalım. Dilin göreceğiz. Kadar elinde işlemiş mi bugün? Merve Hanım. Ben beğendim masayı, güzel. Dedikleri gibi çatal kaşığın yeri yanlış ama masa çok dar. Benim servisim de zaten evet, tam önümde evet, değildi. Ondan dolayı olduğu için söylemedim. Ama ben bu bardaklara tatlı yapıyorum Neslihan Hanım. Yani ben bunları su bardağı olarak kullanmıyorum. Ama tatlı yapılan boyutları biraz daha kısa yok, onların. Yok ben aynı bu bardaklara puding yapıyorum, magnolia yapıyorum. Ama magnolia fıstık kavanozda yapılıyor. Yani magnolia'nın şeyi zaten magnolia kavanozda yapılır. Bence de. Bunlar da yapılıyor. Yok. Hayır. Magnolia bakın internetten. Kavanozda satılabilir ama evde kavanozda yapılmaz. Ama genelde kavanozda ben. Kavanozda satılır. Magnolia için benzer kuplarım var. İsterseniz onları göstereyim. Kavanozda satılır. Ben evde bunlara magnolia yapıyorum, puding yapıyorum, peki, koyuyorum. Peki siz de su bardağında magnolia yapıyorsunuz? Evet. Yoksa Neslihan Hanım mı magnolia bardağını yani su bardağı olarak kullanıyor? Yani bu bardaklar genelde tatlı için kullanılıyor diye ama biliyorum ben. Ama bu bir bardak ben. Sonuçta. Su içilebilir evet ama ben tatlı için kullanıyorum bu bardakları. Anladım, evdeki tercihimiz. O tercih. Merve Hanım bunlar su bardağı, siz tatlı yapabilirsiniz ama bunlar su bardağı. Peki Neslihan Hanım bugün menüsüyle yorumların altını doldurabildi mi? Tat kısmını bilmiyoruz ama dolduramadı. Yani ben özellikle yani, dolması ve böreğini çok merak ediyorum. Çok yani ilk güne iddialı giriş yapan Neslihan'a yakışmadı mı bu menü? Yani ana yemeğin yanında, karnıyarığın yanında kesinlikle bir cacık olmalıydı bence salata değil. Salata varken cacık olmasını istemedim. İşte salata olmasaydı cacık olsaydı keşke. Çünkü patlıcan yemeklerin yanına genelde evet. Cacık tercih ediyor. Yani Neslihan'a yakıştırmadığın tek kısım cacık olmaması. Hayır tabii. Neslihan aslında çok kaldı. Daha tercih o da yani. Basit bir tatlı seçmiş. Daha yani böyle bir güne gidersiniz. Ne bileyim ya da bir çayın yine yanına beş tatlı çay yapayım. Yine 5 çay muhabbeti dönecek. Valla keşke revani yapsaydım daha keşke. Kolaydı. Ama aynı sanki 5 çayına gelmiş gibi olacağız ki Neslihan Hanım. Ben şey merak börek, sarma, kırmızı tatlısı, üçü, bir tane de yanına makarna salatası yapsaydın daha 5 çayı. Aa hadi aldılar geldi. Esra bu bir tane de orada bence günde. O zaman o niye, kuşları soru da güne koyuyorlar. Yolda gün tabağına koyuluyor. Ama ben aynı misafirlerimi yapıyorum yoğurtlu. O da gün tabağına koyuluyor ama. Ama en azından ben sizin gibi kırmızı tatlısı önünüze sunmadım. Ben ama dolma bir ara sıcak olarak geçebilir. Tamam ama hani sanki çaya gelmiş gibi oluyoruz. O senin fikrin. Börek. Sarma, kırmızı tatlısı, kısır yapın, al size 5 çay. Bitti gitti. Peki. Oo Esra Hanım maşallah. 5 çaylarına çok giden biri olarak... Ya ben çok hazırlıyorum 5 çaylarına. Anladım, dün Ayşegül Hanım çay çıkardı. Belki bugün Neslihan da çıkarır size çay. Evet, o zaman çorbalarımızı alalım mı? Alalım. Neydi çorbamızın ismi? Sebzeli tavuk suyu çorbası. Sebzeli tavuk suyu. Pardon. Sebzeli tavuk suyu çorbası gelsin bakalım. Yorumlara nasıl buldun Neslihan? Normal yani. Bekliyor muydun? Evet bekliyordum. En gereksiz yorumu kim yaptı sence? Gün tabağı. Benim de. Gün tabağı olduğunu tabii ki düşünmüyorum benim. Yani gün. Benim için şu anda gün. Yani gereksiz mi konuşuyorsun? Yok hiç de gereksiz konuşmuyorum. Ama Neslihan Hanım öyle düşünüyor. Öyle düşünse ama ben öyle düşünmüyorum. Hanımlar size sorayım sizce 5 çay menüsü mü? Ya bir 5 çay menüsü değil gün tabağında karnıyarık olmuyor. Nohutlu pilav olmuyor. İstemiyorum. Ama ara sıcak hayır. Olarak bir alternatif şimdi olarak kullanılabilir de olma. Sarma bir de kırmızı tatlı. Ay, kırmızı tatlı tatlısı Allah aşkına şeye tamam, gidebilecek tatlı tarzıma. Seçimi yanlış olabilir ama evet, börek, yani. Dolma, şey, gün tabağı. Hayır canım gün yani. Tabağı değil. Ama bir davet için karnıyarık bence uygun bir yemek değil nohutlu pilav da aynı şekilde. Masadaki aşağı yorumlarına mı? Baktığımda çok büyük bir davetmiş gibi gelmedi bana da o yüzden. Ya biraz evet çekin ya. Çorba kalıyorum. İçmeyen, bilmeyen, sevmeyen birini ne kadar nasıl ağırlamış ya, olabilir hadi. Ki? Sen Gülizar Hanım'ın yorumlarından ya evet Gülizar Hanım cidden davet sofralarını döktürmüştür diyebileceğim bir yorum bir şey aldın mı enerji? Hayır alamadım. Öyle denk gelmiş onun
tesadüf işte tesadüf kişileri ağırlamış. O öyle bir iş yapmış ama uygun olduğunu düşünmüyorum davet sofrası hazırlayacağını falan. İnşallah bakacağız, göreceğiz. Bir eksik bir noksan oldu mu şimdiye kadar davet sofralarında? Hayır. Ama İlla... niye oldu desin ki? Bir de şu an çalışmıyorsa olabilir. Belki iş teklifleri gelecek. Niye reddettin? Ki çalışmıyor. Peki iş teklifi gelsin diye mi davet sofrası verdin? Ben davet sofrası 8 verdim sene diye. Tecrübem var falan. Ben diyor muyum 8 yıldır pilates hocasıyım diye? Dediniz. Vurgulamadım. Sürekli bunu vurgulamadım. Dün benim günümde öğrenildi. Siz sürekli vurguluyorsunuz. Ben davet verdim. Davet verdim diye ben vurgulamıyorum. Bir insanın işi dönmesine falan hiç hoşlanmıyorum ben. Bir şeyi ne kadar çok söylersen o şey o kadar yoktur. Peki Esra, dün Neslihan'a 1 verdiler, sana 2 verdiler. Neslihan'la senin sofranın arasında 1 puan mı fark vardı sana göre? Hayır. Ben de senin hiçbir şeyini beğenmemiştim. Hepsinde bir eksik vardı ama yine de 2 verdim. Çünkü bir bütün olarak değerlendirdim. Ama bak dün dediler ki Ayşegül Hanım olsun, Gülizar Hanım olsun, Merve Hanım olsun ki Esra Hanım'ın biz dedi daha maraklı gördük dedi börek konusunda falan. İkilik bir masa değildi. Benimki şekerse ama biraz benimki de sade. Benimki şekerli. Yani şey ama doğru, o da orada beklemediği şey. Evet, hem bekleme şey. Hem evet, bekleme doğru. Süresi. Herhalde karışmadı kimseninki, doğru. Yok, benimki doğru. Sade. Evet, yani ben de kestane. Bu arada limonatanız çok güzel olmuş. Merve Hanım'ın limonata bana özel yapmasına çok sevindim. Limonatası da güzeldi. Merve Hanım'ın kahve sunumu güzeldi. Bizim için kestane şekeri getirdiğini söylüyor. Doğruysa. Evet, tam bir yeni gelin sunumu. Evet. Ben o sunumu... Yani evet, ben yeni gelin. Ben o sunumu böyle şeyde Neslihan'ımda bekledim. Ya bu aynen. Gelin olayı hiç benlik değil, tarzım değil. Zaten yani beni bu... topuklu ayakkabıyla bile herhalde ilk defa bu yarışmada ve sadece düğünlerde görür insanlar. Gelinlikten hiç... değil de yani bence özen, ilgi ve alakayla. Dün Neslihan'ın karşılama terliklerini gördünüz mü? Evet gördüm. Yeşil. Nasıl uygun olmadı? Ama tarzım olmayan bir şey değil, insanlara karşı göstereceğim. Ama ben Kadir Bey ben uygun bulmadım. Bak Duygu Hanım'ı çok beğendim. Mesela Duygu Hanım'ı çok beğendim. Tam misafir, hani ilk defa Fükeli'ne geliyor Merve Hanım. Merve. Hani çok beğendim misafir hani karşılamasını benim ama... Benim terliklerimi beğenmedin mi? Yok beğenmedim. Biz karşılamadık mı? Yok siz ikisini de çok beğendim. Bak sizi de çok beğendim. Ama Neslihan Hanım'ın ya üstü çok güzeldi. Terlikleri misafire uygun değildi. Merve Hanım dedi ya bana gereken çok şık gelmesiniz, kendimi ciddiye alınmış gibi hissettim. Evet. Dün Neslihan'da sen kendini ciddiye alınmış hissetmedin mi? Hissetmedim. O hisset yok. Vermedi. Yani çünkü terliksiz ben yani terlik giyebilirim ama böyle tamam, daha doğru. Bir ağır bir terlik. Mesela ben de sizi terlikle karşıladım ama süslüydü bir terlik çünkü misafire hitap eden bir şey. Hani ne kadar önem verdiği önemli. Demek ki o terliğe layıksın. Öyle düşünüyorsun. Bence misafirperver de çünkü misafirperver olsa bu lafı kullanmazsın. Sen öyle düşündüğün için onu hak ettin o zaman. Siz daha ağır laflar hak ediyorsunuz ama bir burası şey müsait ya. Yer değil kusura bakmayın. Niye öyle bir şey dedim bir ama ısrarla terliklerimi eleştiriyor ve misafire uygun olmadığını düşünüyor. Ben öyle olduğunu düşündüğüm için. O zaman biz de o terliklere layıktık Neslihan Hanım. Öyle düşünüyorsanız yani öyle değil. Şimdi hepsini yani o terlikle karşıladım ve şimdi yani. O lafı deyince hepsini... Ama şu an çok sinirlendim. Ağlamamak için çok zor tutuyorum. Hayır, hayır lütfen. Yani ama kullandığıyla asla değildi Kadir Bey. Yani o lafı kullanamaz. Hayır. Çünkü evin onun biz ilk defa geldik. Bu lafı kullanamaz. Asla misafirperver değil. Altını çizerek söylüyorum. Ve kameralara bakıp da söylüyorum. Asla misafirperver değil. Yani dememesi lazım. Gününü nasıl... atlattı, bak gününü atlattı, onun için çok rahat konuşuyor. Ben de misafire geldiğimde asla o terkleri karşılayamam. Ne evine alaka ya? Karşılanmaz. Ne alakası var? Benim tavrım, konuşma şeklim, soframdan tut, size nasıl davrandım? Hayır, asla sizin yorumlarınızı 7 milyona sorun, 80 milyona sorun asla karşılanmaz. Peki sen... Ve kullandığın laf çok ağır bir laftı. Sizden hiç beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Sen şu an bu kadar şık ağır konuştuğuna herkes rağmen... Herkes şık olduğunu düşünüyor ve bence şık değilsin. Elbisen çok günlük. Köyde giyiyorlar onu. Köyde mi giyiyorlar? Evet. Kusura bakmayın. Ama çok konuşuluyor. Bir şey değil. Çok ağır çok özür dilerim. Bir şey değil. Esra'cığım, sakin ol. Bir şey yok. Beni bir dinler misin Esra'cığım? Esra'cığım bir bak bana. Senin bir bak sen bana. Kötü değil ki Esra'cığım, ya. Sakin ol. Korkuyorum ben Esra'cığım. Onu çok iyi bildim. Esra'cığım bir sakin ol. Kalk sakin ol. Sakin limonata mı? Benim çok konuşuyor. Bak şimdi konuşacağız. Terliklerimi beğenmedin diye ağlayayım mı ben?
Ağlayınca oluyor mu? Neslan, yalnız sen bir anda sinirlenince ne dediğini bilmiyorsun. Tamam da benim terliklerime günlük... ısrarla diyorlar ki ama çok günlük bak, sıradan şimdi, misafir ağırlamayı bilmiyorsun. Çok özür dilerim. O zaman ben o de seni, ağlayayım. Bak o seni eleştir ama şu anda o senin size siz ona layıktınız dediğin için ağladı. Ve üstüne diğerleri niye ağlamıyor o zaman? Günlük dedin ve hani şimdi köylü deyince ekranda da yanlış anlaşılır. Köylü demedim, köyde giyiyorlar dedim. Ama o da yanlışmış ya. Ama benim terliklerim de o zaman günlükse. Hayır tamam da bak eleştirebilirsin. Kıyafet eleştiriyoruz okey ama sen dedin ki siz bu terlikler o zaman layıksınız. O ağır oldu ama birden söyleyince. Evet, evet. Ve üstüne hırsını alamadın birden dedin ki elbiseniz günlük onu köyde giyiyorlar dedi. Benim terliğimi beğenmedi bence gayet iyi. Ama şöyle diyebilirdin ki bir... Ben sizi çok samimi buluyorum. Çok yoruldum. Terliklerimi çıkarttım. Ama zaten dedim ki yemek servisinde bile ev terliği giydim. Ya herkes kendine yakışanı yapar. Tamam mı? Tamam ben buna hak etmedim. Ben ona diğerinden geldiği kadarıyla aynı eşitle davrandım. Tamam. Yaptığı çok yanlış. Tamam sakin. Bir suyunu iç sen. Bir suyunu iç. Esra Hanım çok üzüldü. Bir anda ağladı. Benim tüylerim diken diken oldu. Esra'nın ağlamasını iyi karşılamadım. Şov yaptı. Ailede de öyle ben. Bence gördüğüm kadarıyla, tanıdığım kadarıyla ilgi çekmek için uğraştı. Yani şöyle, sen samimi bulmuş olabilirsin. Şunu derdin en azından. Biz kaldırın bazı kızlar, insan. Terliğe takılmaları benim için o kadar saçma ki. Bak terliğe takılması saçma değil. Çünkü kapıda sen onu karşıladığın için tabii ki kılık kıyafetine bakıyor. Ha eleştiride bulundu, sinirlenmiş olabilirsin. Evet, dersin çok... ki arkadaşlar ben sizi samimi buldum. İlk gün evet, bayağı kanımsındı. O yüzden resmiyet koymadım araya. Evet, ama bir anda sen o tarz terliğe layıksın dediğinde bir aşağılanma gibi evet, oldu. Kesinlikle. Ha onu da geçtim. Üstüne direkt hırsını alamayıp da elbisen günlük de o köyde giyiliyor dediğinde şimdi ekranda izleyenler de var. Seni yanlış anlayacaklar. Ben senin böyle biri olduğunu düşünmüyorum. Hayır, kesinlikle. Ben de yani, şu ben an de çok üzüldüm. Yani hırsından bunu söylediğini evet, anlıyorum. Sinirden yani çünkü söylediniz yoksa, ama keşke söylemesin. Bizim de köyde akrabalarımız var. Gayet köyde, de şık giyiliyorlar. Köyde duranlar bile anlıyor. Köyde duranlar da var şu anda. Evet çiçekli basmadır. Evet, köyde güzel. Giyilir. Orada modadır. Hayır, ama bu kötü anlama gelmiyor. Kendini onu yakıştırmış. Kötü bir şey değil ki. Ayrıca şu anda moda zaten. Moda, moda. Ama diyoruz ya davette terlik giyme. O zaman davette de öyle bir elbise giyme. Hayatım. Onu söylüyorum ben. Bak, İster misin Esra'dan bir Esra'yla bir konuşmak? Konuşmak. Bence de. Yani o an sinirimle söyledim. Ama o zaten çok duygu. Sen ne söylesek ağlar. Ama şu an bayağı kalbi kırıldı. Esra'cığım gel. Kalp kırmaya gerek yok. İyi misin? İyiyim. Hassasiyetimden ağladı ama. Öyle diyorsunuz ya o zaman hepimize söyledi. Siz niye ağlamıyorsunuz o zaman? Öyle ama, düşünün. Ama direkt bana söylediniz. Farklıdır. Çünkü o bana saldırıyor. Ama az önce ne konuştuk? Az önce ne konuştuk? Özür dilerim. Kabul etmiyorum. Esra'cığım, o an sinirle, yani o sinirle de olsa Kadir Bey, o sinirini koruması lazım. Burada bir yarışmacıyız biz. Ama özür. Kimsenin şeyiyle, hani konuşulmaz, durum da yapmaz. Zaten dalga geçme kimsenin haddi değil. Neslan'a da az önce söyledim, hani yanlış bir yorum yaptı. Neslan o terlik hırsıyla bunu söyledi birazcık da. Atilla özürünü diliyor senden. Dediğim gibi elbisen gayet güzel, istediğin de giyebilirsin. Aynen. Her zaman söylüyorum. Bu arada çiçekli moda zaten artık. Evet, moda yani çiçekli. Ne şu an kimsenin kıyafetini eleştirmiyoruz. Neslihan'ın o gün ev sahibi olduğu için onun terliklerini eleştirdik. Neyse ya, bu konuyu burada biz burada kapatalım. Biraz iki taraf daha fazla uzamazsın. İki taraf da gerildi. Neslihan'cığım sen de sakin ol lütfen. Şimdi modunu da düşürme. Evet, gayet lütfen. De şık. Özür diledi. Biz bunu yiyeceğiz dedi. Tamam mı? Modumuzu düşürmüyoruz. Tamam. Evet. Merve Hanımcığım menünüzü bir sayalım bakalım. Buyurun. Sayalım. Sebzeli brokoli çorbası, rulo börek sodalı, cevizli kereviz salatası, dana rosto patates püresi eşliğinde, mısırlı bir beyaz pilav yapacağım, narlı ve cevizli bir salata yapacağım. Tatlımız nedir? Şekerpare. Şekerpare, evet. Hanımlar menüyü duydunuz. Menü hakkında yorumlarınızı artık röportajda söylersiniz. Evet. Arkamızdan konuşun birazcık da. Çok da konuşmayın ama lütfen. Sizleri uğurluyoruz. Biz Merve Hanım'la birazdan kovalarımızı dolduracağız. Temizliğimizde karşınızda olacağız. Bekleyin bizi. Merve Hanım bomba gibi günü başlıyor efendim. Başlıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Çok rahatsız ediyor beni bu somon balığı. Pişip pişmediğini anlaman lazım. Öyle nasıl mi? Puan vereceksin? Midem sonra çok kötü olacak ama. O zaman beğendim olarak... Alalım. Beğendim olarak mı alalım? Yani puan kırarsan çünkü puan kırdıramam ondan sana. Bir de ana yemek. Çok ufak ucundan baksan. Normalde balık seviyorsun, bir tek bunu mu yiyemiyorsun? Somonu hiç yiyemiyorum. Kokusu, tipi, görüntüsü bilmiyorum kafamda ne kuruyorsam. Hoşlanmıyorum. Kadir Bey. Ne oldu? Hani Neslihan Hanım'ın somonu yemediği gibi ben şu enginarı...
tadına bak, baktım ben. Aynı şeyi söyleyeceğim sana da, o zaman beğendim olarak kabul edeceğim. Hatta bir daha baktım emin olmak için. Enginar niye sevmiyor musun? Vallahi alerjin yoksa eğer, dokunmuyorsa yine de tadına bak. Yani dokunmuyorsa yine tadına bak. Yiyemiyorum ya. Ama tadına bakmak zorundayız ya. Tamam. Bazı yarışmacıların alerjileri oluyor, onları zorlamıyorum. Hani alerji konusu çünkü sağlık. Ama sevmedim diye yemek biraz şey. Aynen, puan vereceğiz doğru. Çünkü mantıklı gelmiyor. Ayşegül abla. Somon kolay bir balık yani. Benim balığım daha zor da meşakkatli. Palamut mu kolay? Palamut da bunu çok nasıl aldın? Ben duyamadım da ne dedin? Palamut mu kolaydı? Evet. Ya pardon, palamut daha zor. Bunu nasıl yaptın sen? Nasıl aldın? Bütün böyle şey mi aldın? Ayıkladın mı? Dilim yani bütün dilim mi kesti? Dilim dilim. Kendim nasıl? Dilimleri ayırdım. İyi o zaman, güzel. Güzel. Beğendin mi ana yemeği? Hayır, beğenemedim. Şöyle her şey çiğden yemek daha mantıklı da onu da biz karar vermemiz lazım. Daha mantıklı gırıs demiyor gırıs böyle ötüyor. Pişili. Çiğ. Ne yapıyor? Gırıs 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 ötüyor. Evet ya, fazla yani çatır çutur. Gerçekten yani tamam da yani çiğ yiyeceğiz de yani içimizde çiğ olması gerekmiyor. Bunda şey dereotu biraz fazla olmuş. Bir somonu kızartma, üstü kızarmamış. Ben öyle bekliyorum. Enginar araya gitti. Dereotu fazla olmuş dedi. Neyin dereotu fazla olmuş? Enginar'ın dereotu biraz fazla olmuş. Sebzeyi beğenemedim. Nasıl? Bunları beğenemedim yani. Aslında ben çok severim sebze. Enginar pişmiş mi? Yok. Enginar pişmiş ama dereotu çok yoğun bunda. Bir de bunu ben şey fırında biraz üstü kızarmasını bekledim de öyle gittim. Bir şey kokusu oluyor bu kapalı şeyde. Kapalı yağlı kağıtta pişiyor. Yani bu biraz daha kızarsaydı bir değişik bir koku oluyor somonda öyle olunca. Yani çok da beğenemedim onu yani, yedim ama ben çok severim çünkü somonu. Pardon, üstünü kapatmasını mı istedin? Hayır, fırında açın böyle biraz kızarmasını o bekledim pişirip. Ya bu kendi buharıyla kendi üstünü kapatsan mesela pişir? Diyelim ki bir tepsi, ikinci bir tepsinin üstünde. Bu pişebilir ama yani. Ama üstü kapalı oluyor o zaman. Tamam, o zaman gelmeye yakın mesela kızarmış olarak bize gelebilirdi. Ama daha zaten kızarsa fırında hani dediği için. Tamam. Ama bak, siz de fırında yaptınız Ayşegül Hanım, hani sizin de böyleydi. Tamam ama. Tencerede pişirdi ama tencereyle fırına verdi. Tepsine. Ama şey üzeri biraz daha şey olsa daha güzel olacaktı. Şimdi bunun üstü kızarmıyor, yağlı kağıtta sarılı muhafaza ediliyor ki kendi içinde buharıyla pişsin diye. Hepsi kapanmıyor yani. Yani bilmiyorum, çok da beğenemedim. Peki lezzetsiz ya mi? Ya somonun somon lezzetlidir, o şey de olsa ben severim onu da. Yani fena yani olmadı somon. Somonu herkes fırına atıp pişirebilir mi? Lezzetlendirebilir mi? Ya pişirir, niye pişirmesin? Çok çok basit bir balık bence yani. Hiçbir şeysi yok evet, ki. Evet, çok basit bir balık. Niye yapmadınız o zaman? Da. Yapmadım, palamut istedim palamut de yaptım. Palamut da kolay bana göre. Ya kolay, hatta zor. Günlükte her gün pişiriyoruz yani. Ya pişiriyorsun. Sık ben sık onu tercih pişiriyoruz. Ettim. Sen de bunu benden otur yani, ona göre veriyorum. Bunlar hep çiğ neyse, yani. Neyse, onun boğazında tamam, kaldı. Hep de çiğ yiyeceğiz diye. Şey, böreğin içinde de çiğ vardı, o doğru diyor. Ama güzeldi. Sen demedin çiğ vardı ama diye. Ama hafifti yani, hafif olarak. Şimdi Ayşegül abla bak, senin bugün beni çıldırtıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Madem çiği buldun, niye kendi yorumunu da söylemiyorsun? Şu anda mesela ya ben senin çiğ dediğine etmedi inanmıyorum. Ama beni rahatsız etmedi. Bak rahatsız etmedin. Ama şu an söylüyorsun. Eğer şu an bunu söyleyeceksen ona kendi yorumunda da bahset. Ya, şu an ya sanki sen kendi değil de Esra'nın yorumuyla konuşuyormuşsun gibi ha, geliyor. Tamam, onu o zaman şey. Yani şu an senin çiğ demene ben inanmıyorum. Çünkü eğer çiğ ise yorumunda yerken dersin ki evet, Esra'ya hak veriyorum. Çünkü bak tek tek sordum. Demedin ki ben Esra'ya hak veriyorum, evet çiğ geliyor demedin. Ama hoşuma gitti yani. Çok onda bir hoşuna şey giden ama bir şey neden tekrar o zaman eleştiriymiş gibi söylüyorsun? Yok yani, demek istiyorum ki onda yedim ya, ama bunlar bayağı çiğ yani. Çiğ olarak da yemek bunlar zorunda değiliz. Bunlar dediğinden kastın? Fasulye işte nedir enginar bu? Çiğ mi? Enginar çiğ değil ama üzeri çok yoğun dereotu koymuşsun. Evet. Peki afiyet, afiyet olsun. Olsun. Neslihan Hanım, siz nasıl buldunuz? Somon lezzetli değil ve tuzsuz geldi bana. Tuzu tuzsuz az. Evet. Yani ben değil zaten mi? Hayır, zaten sadece tadına bakmak için. Çünkü beni rahatsız eden bir balık bu normalde. Çok sevmiyorum. Hı-hı. Lezzetli gelmedi ama. Lezzeti güzel değil. Hı hı. Fasulye konusuna evet katılıyorum. Ben normalde bunu çok severim, çalı fasulyesini, ama çok çiğ, çok katır kutur. Hani ama fazla, zeytinyağlı değil ki. Fazla katır kutur geliyor. Zeytinyağlıyı ben pişiriyorum. Niye? Yani bir lokum yer gibi yiyorsunuz. Bu niye bunun yani adı? Çok fasulyenin çiğ olmasını beğenmedim. Hayır hayır, çalı fasulyesinin tadını beğenmedim diyor ya. Hayır hayır, adı sote mi bunun? Ne? Soteleniyor. İşte yani ama çok hiç pişmemiş zeytinyağlı gibi. Ama hiç pişmemiş bence. Hafif fazla pişer. Çatır çatır. Davet sofralarında böyle mi sunuyorlar? Fazla ses çıkıyor. Çok özür dilerim. Ya şey, davet sofralarında sürekli böyle karıştırman gerekiyor. Davet sofralarında gerekiyor böyle mi sunuluyor? Tabii ki. Hafif böyle katırdı mı gelecek?
Yani pişmemiş. Yerken çıtır çıtır ses yani gelmesi gerekiyor. Kıtırtı değil yani sebze. Hafif mi diri olacak? Hafif diri olacak. Ama kıtırtı geliyor, bu hafif diri o değil, bayağı diri. Yani yeşil yeşil böyle oluyor zaten. Yani. Yok, bu fazla çiğ olmuş. Peki hayır, enginar için ne diyorsunuz, hafif, yorumunuzu? O hafif çiğlik dediğiniz böreğin içi zaten gibi. O... Ona katılıyorum. Hı. O mesela çiğ de değil o. Yenebilecek sertlikte. Bu öyle değil. Bu bayağı ama çiğ geliyor. Sizin yaptığınız çıtır çıtır tarzda ses geldi mesela. O şekil pişirip yiyorsunuz. Ben de bu tarz yapıp bu şekil misafirlere veriyorum. Bilmiyorum yani, çok gelen çiğ olması. Yani benim yerken böyle dışarı sürekli çatır çutur ses çıkması, duyulması benim çok ben hoşuma gitmiyor yemek ama yerken. Yani bize ben doğru gelmedi. Ben kendi sesimi duydum. Bence etrafımdakiler duymuştur. Enginar pişmiş. Normalde enginarı sevmem ama enginarın tadı güzel. Çok ekşi olmuş sadece. Yine ekşi sevmediğim için ekşi geldi bayağı. Kapari var, beğendiniz. Kaperi daha önce yememiştim ama tadı güzel onun. Ekşilik kaperi kaynaklı ya biraz. O da turşu olduğu için. Ondan olabilir işte. Çok ekşi geldi. Yani rahatsız edici bir ekşi. Zeytinyağlı biraz, yani enginar biraz ekşi oluyor ya. İçine kaperi girdiği için de turşu ekşi oluyor. Kaperi girdiği için ekstra işte ekşi olmuş. Ekşi geldi. Bayağı ekşi olmuş yani. Peki. Yok, yorumlarınızı dinliyorum. Gülizar Hanım zaten çok ekşi geldi. Tepkisi yok. Dümdüz dinliyor Gülizar Hanım. Kendi işte dizi çekiyoruz çünkü evet burada. Öyle. Peki, salata için ne diyorsunuz, yorumunuz nedir? Salatanın sunumu nasıl, fark ettiniz mi? Salatanın sunumu çok güzel ama sosu çok az. Bir de yeşil salata. Yeşil evet, salata içinde kırmızı biber falan var. Zaten balığın yanına yeşil salata verilir. Ama kırmızı biber koyulmuyor ki yeşil salataya. Ya sunum koyulmuyor olarak bu şekilde. Koyulmuyor. Hayır, yeşil salata yani kırmızı biber koyulur. Yeşil salataya kırmızı biber ben koymuyorum. Ben koyuyorum. Yani koyuluyor. Sen olmayan her şey olmayan şeyleri işte koyuyorlar. Sunum yapmak için davet misafirine o gözükmeyi küçük kırmızı biber koyulur. Siz ne koyuyorsunuz o zaman? Sen öyle düşünüyorsun ama bak Neslihan'la dedi, duydun mu? Adı yeşil salata ya, evet, yeşil olan işte biber olabilirdi. Mesela. Kırmızı biber yeşil değil mi? Yeşil kırmızı değil, biber kırmızı de biber kırmızı. Yani o ne demek sen istemedim. Sen yeşil görüyor olabilirsin. Yani kırmızı görüyor demek istedim. Yeşil niye girmiyor mu? Kırmızı biber koymandaki amaç ne o salataya? Niye renk versin? Sunumu güzel göstersin. Ama adı koyarım yeşil. Yani. Sen ne dedin bu yoruma? Dedim ki senin koyman çok normal. Sen olmayan şeyleri bir renk getirebilirsin. Hiç de koymuyorum. Sizin gibi, senin gibi böyle çiğ ya da senin gibi böyle lapa bir pirinç yapmıyorum. En azından buluyorum ki lezzetli de yapıyorum. Benim evimde yediğin ne çiğdi? Böyle şey lapa gibi diyorum seninkisi. Pirincin lapa, denizden senin gibi lapa gibi bir şey koymadım. Kusura bakma. Çiğ börek koydun önümüze, evet. Olsun evet, çiğdi ama yine de böyle tel teldi. Tel İnceydi, mi? Ha poğaça tarzında tel değildi. Tel tel mi? İçi hamurdu. Tam hamurdu ama senin gibi poğaça da, börek adına en poğaça vermedi. En azından yenebilir bir şey. İşte poğaça yenmedi yediğini düşünerek yine de yiyebilirsin yenmedi, ama. Ama çiğ böreği hiçbir şekilde herkes yiyemezsin. Herkes utanabilirsin buradaki. Çiğ i̇şte böreği hiçbir şekilde yiyemezsin. Sen sor Esra, sen sor. Ama poğaça gibi böreği her türlü yersin. Sormak istiyorsan poğaça sor der yine yersin. Poğaça gibi değil miydi Ayşegül Hanım? Evet, poğaça gibiydi. Tamam işte ama en azından yenebiliyor. Senin böreğin tel tel miydi? Esra, senin böreğin tel tel miymiş mi? Ya ince açtım. Sor ama bir sor. Tel tel miydi? Tel tel değil ama kıyır kıyırdı, ortası hamur gibiydi. Kıyması da çok yoğundu içinde ama hamuru güzeldi şimdi. Ha, onu demek istiyorum, poğaça gibi değildi yani. Neslihan'da, Neslihan'da gibi poğaça gibiydi. Ezra ben senin gibi poğaça börek olmadı. Evet pişmedi, var mı bir diyeceğim, kabul ediyorum. Ha tamam. Tamam evet alkış. Bunu istiyorum işte, kabul ha et. Ediyorum. Hatalarını kabul etmiyorsun. Ediyorum. Hayır etmiyorsun. Niye etmeyeyim? İşte 10 kere söyledim, ettin sonunda. Ediyorum. 10 kere ne alakası var? Evet söyledi. Gıcık oluyorum. İşte sana senin hareketlerini yaptırıyorum. Tamam. Ama gıcık oluyorum. Sakin ol. Sakin ol. Esra böreğini pişmediğini. Çok itici geliyorsun zaten. Tamam Esra'cığım sakin lütfen. Sakin. Birbirimize karşı lütfen. Son gün zaten. 300. Peki, program. Peki Esra böreğinin çiğ olduğunu kabul etti. Evet. Sen nihayet böreğinin poğaça gibi olduğunu kabul ediyor musun? En, en azından yenebilen bir şey olduğunu. Hiç de yenmedi. Kusura bakma. Poğaça gibi olduğunu kabul ediyor musun? Evet. Ama o da etti. Müzakerenin sonuna geldik. Keşke menüye ıspanaklı poğaça yazsaymışım. Yazsaydın da yeseydik o zaman Neslihan. Sen yine yemezdin. Programdan sonra Neslihan'cığım sen ıspanaklı poğaçanı yap. Sen o gün böreğini güzel pişir. İkiniz bir buluşun. Yok, ay Allah korusun. Allah korusun. Peki Esra sen nasıl buldun ana yemeği? Ben balığı beğendim. Pişmesi oranı falan gayet güzel olmuş. Hatta yaraladım diyebilirim. Biraz sarımsak yoğun geldi. O yani diğer lezzeti güzeldi. Ben beğendim. Yani çalı fasulyesini beğenemedim. Yani ilk evet defa yedim. Yani burada hep ilkleri yaşadım. Olabilir. Açık bir yarışma burası. Yani önemli olan zaten değişik şeyler yapmak. Yani
Bana da biraz hani Ayşegül Hanım'ın dediği gibi biraz çiğlik geldi. Ha, öyle yeniliyorsa bir şey diyemem. Aynen, kıtır kıtır. Ha, öyle diye yenilebiliyorsa bir şey demem. Ya, lezzet konusunda lezzetli. Aynen. Enginarı ben sevmiyorum pek fazla. Anladım. Yani damak tadıma da hitap etmiyor. Annem yaparken de o sebzelerini yiyorum. Enginarını yiyemiyorum. Yani enginarını beğenemedim. Salam, şabana sosu. Enginarı sen kendin sevmediğin için mi beğenmedin? Enginar pişmemiş. Bak, bu benim için çok önemli bir şey. Enginar pişmiş. Şunu söylüyorum Esra'cığım. Ben... Enginarın biraz çiğ. Yani böyle bıçakla falan keserken hafif zorluyorum. Evet. Bir deneyeyim dedim de. Hani bıçakla biraz keserken zorluyorum. He, ama enginarın hani Allah'tan ama şeyi çıkmış. Ama enginarın kendi altyapısı biraz serttir ya. Ama kılçıklı çıkmamış. Çöşürüm. Patates gibi ortadan şat diye bölünmez enginar. Yani altyapısı biraz böyle hiç daha sarmaldır. Hiç pişirmedim. Yani bak Allah yani burada söylüyorum hiç pişirmedin evde. Hiç pişirmediysen ne biliyorsun ana pişip pişmediğini. Doğru ya yani. Ortası annem, bayağı sert ama doğru söylüyor. Ama şey annem pişirirken biraz böyle daha şey oluyor yumuşak oldu zeytinyağı yaptığı için mi öyle oluyor onu da bilmiyorum. Ama dediğim gibi damak ama zevkim olmuyor. Ama bu zeytinyağlı olmuyor. Değil yalnız. Zeytinyağlıları ben pişiriyorum normalde. Hani öyle mi? Yani böyle yeniliyorsa yani dediğim gibi aynen. Pek fazla beğenemedim enginarını. Yani geri kalan iyiydi. Peki hazır mısınız? Evet. Lafı daha fazla uzatmıyorum. 300. bölümün birincisi kim olmuş? Birazdan öğreneceğiz. Ondan önce 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımızı ve sürpriz hediyelerin ilk sahibini açıklıyorum arkadaşlar. Evet. Benden toplamda 5 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 20.000 TL'ye veda eden ve sürpriz hediyenin sahibi olan yarışmacımız... Toplamda 5 puan alarak Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de 20.000 TL'ye veda eden ve sürpriz hediyeleri sahibi olan yarışmacımız Neslihan Hanım oluyor. Neslihan'cığım güle güle kullan hediyeni inşallah. Eline koluna sağlık. Gülerek kullanacağım. İndirebilirsin Neslihan'cığım. Evet Neslihan her şey için teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Rica ederim. Bazen sivriliyorsun ama ben senin asla kötü niyetli biri olduğunu düşünmüyorum. Gayet iyi niyetli, pozitif birisin. Evet. Sadece bazen sinirlerine hakim olamıyorsun evet. Diye düşünüyorum. Evet. O da olabilir. Neslihan'cığım, temizlikten benden 4 puan aldın biliyorsun. 10 üzerinden mi? 5'ten? Evet, 10 üzerinden. 4... Hayır, bir sen temizlik için diyorum. Temizliğe 5 puan veriyorum ha, ya. Benden 4 puan aldın. 1 puanını bulaşık makinesinin filtresi yüzünden kırdım ki sen de gördün. Evet. Çok eşinin uyarılarına rağmen. Evet. Neslihan'cığım çok üzülerek benden yemek için maalesef ki 1 puan aldın. Evet Neslihan. Belki buna çok şaşırmış olabilirsin. Mutfaktaki performansım da dahil mi? Neslihan'cığım şunu söyleyeyim. Mutfakta senin için elimden geleni yaptım ama mutfakta hiçbir şekilde adaptasyon sağlayamadın. Yani o tatlının dibi yansın, tekrar yapılma olsun, karnıyarığın salçası olsun. Yani senin gününde sadece maalesef ki tatlıyı beğenebildim. Yani bu 1 puanı ben çok zor kullanırım. Ama dediğim gibi günlük hayatta gayet güzel yemek yapıyor olabilirsin. Ama 2 saatin içinde adaptasyon olarak maalesef ki çok büyük problemler yaşadın. Ve diğer kalan 4 yarışmacıya baktığımda büyük problemler vardı. Dediğim gibi günlük hayatla asla kıyaslamıyorum çünkü 2 saat tipi yarışma bu. Evet. En iyi yemek yapan şefler bile buraya geldi ama maalesef ki olmayınca olmuyor. Dediğim gibi asla bu senin günlük hayatta yemek yapamadığın anlamına gelmiyor. Sakın yanlış anlama olayı. Evet, yapıyorum zaten. Yapıyorsundur da zaten çocuğunu kim doyuruyor, eşini yani. Kim doyuruyor? Yani 25 yaşında bir çocuk annesine tabii ki de mutfağa girip yemek yapıyorsun ama 2 saatte yapmak bambaşka bir şey dediğim gibi. Evet. Yine de eline koluna sağlık her şey için teşekkür ediyorum. Programımıza şeref verdin. Evet, 4 kişi kaldı. Hazır mısınız? Sürpriz hediyenin diğer sahibi toplamda 7 puan alarak sürpriz hediyenin sahibi olan yarışmacımız... Toplamda 7 puan alarak sürpriz hediyenin sahibi Esra Hanım oluyor efendim. Şöyle vereyim Esra'cığım. İndirebilirsin sen de hediyeni güle güle kullan. Sağ olun. Esra'cığım eline koluna sağlık. Benden temizlik için 5 puan aldın. Evin gayet güzeldi, pırıl pırıldı. Maalesef ki yemeğin için 2 puan aldın ve toplamda 7 puana ulaştın Esra'cığım. Biliyorsun ki ara sıcakta neler yaşandı. Evet, ana yemekte çatladı. Evet. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Sağ keşke böreğin pişseydi benden iyi bir puan alabilirdim belki. Fırın azizliğimde o 2 saat ama süreydi. Ama mutfakta hızlıydın. Eline koluna sağlık diyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Evet, son 3. Merve, Gülizar ve Ayşe Gül. Merve'nin morali bozuldu puanlar iptal olduğu için arkadaşlarına sitem etti. Şu anda son 3'tesi Merve ne hissediyorsun? Yani şu an çok bir şey hissedemiyorum. Çok heyecanlıyım. Şok etmişsin. Evet. Çok evet. Heyecanlı. Ayşe Gül abla son 3'tesi ne hissediyorsun?
Berbat. Berbat. Çok iyi bir şey hissettim. Niye? Yani üzüldüm. Puanlar, sizi bizim aldığımız puanlar olsa belki daha iyiydi. Bilemiyorum yani. Peki adaletli bir puanla birinci olmak mı, adaletsiz puanla birinci olmak? Ya adalet hani bu bir yarışma yani. Bilmiyorum. Yorum yapamayacağım o konuda. Anladım. Çok. Peki. Gülizar ne hissediyorsun diyeceğim ama çok gene. Heyecanlaşıyorum. Heyecanlasın. Bayılacağım yani. Çok heyecanlıyım ve adaletsiz. Peki masanda puanlar iptal oldu. Evet. Onu düşünüyorum. Çok üzüldüm yani. Üzüldüm. Peki. Evet. Hazır mısınız? Hazırsanız çeyrek altının sahibini açıklıyorum efendim. Toplamda 8 puan alarak Kadir İzil Dileyna Marat benim de çeyrek altının sahibi. Ena Marat benim de toplamda 8 puan alarak çeyrek altını almaya hak kazanan ve haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız toplamda 8 puanla Merve Hanım oluyor efendim. Merve Hanım'a şöyle, kız siz hiç kimseyi alkışlamadınız, gözünüz kör olmasın. Moralimiz bozuk ama. Evet, şöyle vereyim efendim. Teşekkür ederim. İşte moralleri de siz bozdunuz. Yapacak evet. Bir şey yok. Evet, yani kim başlattıysa onlar. Artık bilmiyorum. Yani. O da size kalmış. Aranızda artık o da. Evet, yani beni açtı konu. Beni açtığı için zaten. Yüzüne çıkıldı yani. Kim başlatmışsa onlar. Peki. Hazır mısınız? Hazırız. Haftanın birincisini açıklıyorum. Evet, yarım altınımız 20.000 TL'miz ve tabii ki de Ena Marat benim madalyası elimde. Geçen hafta komşularımdan bir tanesi aldı bu madalyayı. Esra, gönlünden kim geçiyor? Gülizar Hanım. Gülizar Hanım mı geçiyor? Evet. Neslihan Hanım? Niye o zaman iki verdi? Neslihan Hanım? Hiçbir fikrim yok. İkisi var. De olabilir. İkisi mi olabilir İkisi diyorsun? De olabilir. Elimde bilmiyorum. Şu anda bir madalya var. Bilmiyorum işte, ikisi de olabilir yani. Sana göre kim birinci olmuştur? Ya da gönlünden kim geçiyor? Kim birinci olsa sevinirsin? Benim için fark etmez. Ben anlattan sonra... Ben sonucu olduktan sonra... Evet Merve Hanım. Benim puanımı söyleyeyim. Hemen söylüyorum, çok özür dilerim. 8 toplama. Merve Hanım, toplamda benden temizlik için 5 puan aldınız. Yemek için 3 puan aldınız. Toplamda 8 puana ulaştınız. Mutfakta da eliniz gayet güzeldi. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Evet, ben hazır de, mısınız? Ben de yani Gülizar Hanım alır diye düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle gönlünden düşünüyorum. Geçen ki bana onu söyle. Ay çok zor şimdi ama. Söyleme bence. Peki herkes bayağı bir zorlanıyor. Yani çok şey bir dönem olmuş. Benim motivasyonum düşmüş yani. Düşmüş mü? Evet düşmüş. Niye? Ya bilmiyorum. Niye? Yani bu olaya buraya kadar gelmemesi gerekirdi yani. İşte dediğim gibi tekrar başla. Aynı şeyi tekrarlayacağım. Keşke getirmeseydiniz de gelmeseydi. Size de işte. Evet. Getirenler utansın. Hazır mısınız? Düştük. Neyse gerilmiyoruz efendim. Hazır mısınız? Hazır. Bu haftanın birincisi 20.000 TL'nin sahibi Kadir Esin değil Ena Marat benim bu haftaki Ena Marat'ı. 3, 2, 1 siz de olabilirsiniz. Eğer tabii hamaratınıza güveniyorsanız. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Zaten ortam bir gerildi. Hazırsanız 20.000 TL'nin sahibini açıklıyorum. Arkadaşlar, bu haftanın birincisi bir puan farkla Kadir Esin ile Ena Marat benimin birincisi bir puan farkla sesim gitti. Ena Marat benimin bu haftaki birincisi bir puan farkla Ayşegül Hanım oluyor. Elinize kolunuza sağlık. Canım. Güzelcim teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Moraliniz bozulmuştu Ayşegül Hanım. Bir anda güldü yüzünüz. Ama şeyden çok güzel yaptığımı düşünüyorum. O ocak var ya, onu çok güzel temizlemiştim. Peki niye puanlar iptal olduğunda modunuz bu kadar düşmüştü? Hayır ben yani arkadaşlar da belki şey olarak daha birinci ikinci yer değişecekti. Bilmiyorum yani kendi hesaplarına göre. Yani şunu söyleyeyim. Puanla kazansaydım. Şunu söylemek istiyorum. Adaletsizlik yapıldığını düşünüyorsanız ilk gün işte onu siz de yaptınız. Ha ben de yaptım. Moralinizin bozulmasının sebebi bir anda puanlar iptal olunca acaba birinciliğim gidecek mi diye belki ben, de düşündünüz. Hayır ben zaten. Belki de puanları bilmiyorum. Ona göre ben ama masada en çok morali bozulan siz ama oldunuz. Ben neden? Ben buna şaşırdım. Ama tamam da arkadaşlar yani puan sıralamasına göre yani güzel yapanlar. Güle güle kullanın. Şöyle vereyim. Gülizar Hanım'ın
Yarım altını da şöyle takayım. Gülizar ablacığım, eline koluna sağlık her şey için. Puanlarınızı söyleyeyim hemen. Gülizar Hanım benden 5 puan aldı temiz için. Yemekleriniz için 4 puan aldınız Gülizar Hanım. Tatlınız eğer güzel olsaydı 5 puan alacaktınız. Toplamda 9 puan ulaştınız. Ayşegül Hanım temizlik için benden 4 puan aldınız. Yemek için 4 puan aldınız. Toplamda 8 puan ulaştınız. Yalnız etabı çok iyi yaparak 2 puan fazla alarak 10 puana ulaştınız. Tabii evet, haftanın başından belli hep etap dedim. Aynen. Süre olarak hepiniz aynısınız. Herkes 5 dakikayı doldurdu. Normalde daha kısa sürede bitirmenizi beklerdim. Yalnız etabın birincisi en iyi şekilde temizleyerek Ayşegül Hanım oldu. Bu benim mi? Evet, sizin. Oy. Efendim. Güle güle kullanın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.